Alzheimer hastalığı bitkisel yollarla tedavi edilebilir mi, iyileştirilebilir mi? Evet, çok güzel bir soru. Tabii ki. Alzheimer'la ilgili ginkgo biloba, nerede bu bitki? Şurada. Ginkgo'nun yaprakları aynı, iki loblu beyin gibi olduğu için iki loblu anlamına gelir. Ginkgo biloba, iki loblu demek. Hı hı. Bu bitkinin birleşimindeki ginkoloidler beynin fonksiyonunu artırır. Beyne kan akışını artırır. Kulak çınlamasına karşı Almanya'da bununla ilgili 292 kulak burun boğaz doktoru tedavi denemeleri yapmışlar. Tinnitus dediğimiz kulak çınlamasını ginkgo ile tedavi etmişler. Yine dünya çapında 36 ayrı klinikte 10.815 hasta üzerinde denenmiştir. Klinik araştırmalar burada, Almanca metin. Şimdi bu bitkinin şu yaprağı, sararmış sonbahardaki hali. Ginkgo ile ilgili 36 ayrı klinikte 10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Nasıl tedavi edilir? Beyinde protein var, beta-4A. Bu sertleşirse beynin fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Beyindeki proteinin sertleşmesinin sebebi nedir? Yanlış beslenme. Ve gıdalardaki özellikle alüminyum oranının artması, beyinde sertleşmeye sebep oluyor. Alzheimer hastalarının beyinleri otopsi yapılmış ve beyinlerinde çok yüksek oranda alüminyum olduğu tespit edilmiştir. Bugün günümüzde yediğimiz her şey, mesela su içiyorsun, üzerindeki kapak alüminyum. Evet. Çikolata, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire yiyorsunuz. Hepsi alüminyum ambalajlı, alüminyum paket, paketleme, her şeyde alüminyum. Ve istese de istemese de kişi vücudundaki alüminyum oranı yükseliyor. Alüminyum yükseldi mi bor azalıyor. Alüminyumla bor birbirine zıttıdır. Vücutta alüminyum artarsa bor azalır. Hı hı. Bor kişiye hayat verir, alüminyum hayatı alır. Kireçlendirir. Yavaş yavaş hayatın fonksiyonlarını düşürür. Bir beyefendi üniversitede birinci bütün dersleri, üniversiteyi bitirmiş, artık mühendis olarak başlamış işine. Fakat öyle bir hatunla evlenmiş ki her gün der, her gün kavga, gürültü. Adam çok stresli, işte çalışıyor, bir de eve geliyor, evde her gün tiyatro bitmiyor. Psikolojisi bozulmuş, strese girmiş artık. Ve aniden, bir de yanlış besleniyor, acele hazır gıda tüketiyor vesaire. Birdenbire Alzheimer yakalanmış, 36 yaşında. Genç yaşta. Bana dediler ki ne yapılabilir? Dedim ki yaşlı insanlar üzerinde denenmiş. Ama genç birinde bilmiyorum neden, niçin olmuş bu. Beslenmeyle ilgili ve aşırı stres nedeniyle birdenbire problem çıkmış. Denelim bakalım ne olacak. Evet, ginkgo. Yalnız bunun birleşiminde, şu otun birleşiminde etken madde %0.025 ile 0.50, yani binde %0.5'ten aşağı. O kadar az. Bu nedenle birisi, mesela ismini söylemeyeyim, bir firmanın ürünü getirmiş, diyor ki ben bunu kullanıyorum, bir yıldır hiçbir faydasını görmedim. Getir bakayım. Açtık. Neyse söyleyeyim, Ömer Coşkun Efendi'nin ginkgo hapını açtık, içine baktık. Bitki tozu. Dedim ki bitki tozu bu. Bir işe yaramaz. İçindeki etken madde %0. Aa, beni kandırmış, dolandırmış dedim. Bunun bitki tozunun ekstraktı, tozu, bitki tozu 5 lira. Ekstraktı 500 lira. 100 kat pahalı. Ekstrakt 100 kat. O da satıyor 50 liraya, ben de satıyorum 50 liraya, 60 liraya, 70 liraya. Diyor ki vatandaş, sen niye pahalı satıyorsun? Maliyeti, ham maddeyi bilmiyor tabii. O aynısı zannediyor. Şimdi ekstraktındaki etken madde maksimum oranda burada. %95. Orada bitki tozunda %0. Vatandaş dedim, kullan bakalım ne olacak? 6 hafta sonra konuştuğu anlaşılmayan Abdurrahman Bey'in konuşması artık aile efradı tarafından anlaşılır hale geldi. 6 hafta içerisinde çok büyük bir başarı elde ettik, hamdolsun.